Hiç kimse ana vatanını bırak, kendi yaşadığı yerle ilgili bile çok fazla eleştiri yapılmasından hoşnut olmaz. Peki, eleştiri olmadan gelişim ne kadar mümkündür? İşte bugün tamamen kendi analiz ve gözlemlerimle oluşturduğum 11 maddeyi inceleyeceğiz. Türkiye'de yaşamamak için 11 neden. Hepimiz hayatımızı idame ettirebilmek için paraya ihtiyaç duyarız. Parayı da çeşitli işlerde çalışarak alnımızın, emeğimizin karşılığı olarak kazanırız. Yani genel olarak baktığımız zaman bir ürüne, bir şeye ihtiyaç duyduğumuz zaman aslında onu zamanımızla, en değerli varlığımızla satın alırız. Peki, bugün dünyaca kabul edilen ve dünya ticaretinde kullanılan en değerli para birimi hangisi? Tabii ki dolar. Eğer Türkiye'de dolar cinsinden maaş almıyorsanız şu anda tam olarak ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bununla ilgili size satırlarca madde sayabilirim. Ancak çok fazla uzatmadan ikinci konuya geçelim. Kaldırımlar, yaya geçidi, yol düzeni. Sanırım bunlarla ilgili size bir tane hoşnut insan örnekleyemem. Şöyle bir şey yapalım. Dışarıya çıktınız ve elinizde bir bebek arabası olduğunu hayal edin. Ne kadar rahat dolaşabilirsiniz? Kaldırımda yürüyoruz. Önümüzde bir trafo, bir ağaç, bir direk, bir de çöp var. Survivor'da değilseniz eğer Türkiye'ye hoş geldiniz. Bir diğer konu sanırım herkesin şikayette bulunduğu ama hiç kimsenin bu konuda empati duyarak yaklaşmadığı bir konu. Kadın olmak. Kadınlara gerçekten saygının ne kadar az olduğunu milletçe biliyoruz. Onları ikinci sınıf vatandaş olarak görmeye hala devam ettiğimiz sürece sanırım bununla ilgili bir adım bile ileriye gidemeyeceğimiz aşikar. İşte bütün herkesin yakındığı ama kimsenin de önlem almadığı konu. Kadın olmak. Siz hiç dolandırıldınız mı? Abi abla olmak, akraba olmak, kardeş olmak, kanka olmak. Dolandırılmak için ne kadar güzel sebepler bunlar. Adaletsizlik. Yine abi abla tanıdık için veya tarafından birçok işin daha hızlı yapılması. Saygısızlık, kişisel alanlara tecavüz, kıdem saçmalığı. Günümüzde saygı, kendinden maddi manevi güçlü olana duyulan korku ve çekinme duygusundan ibaret olmaya başladı. Şöyle bir düşünün. Dışarıda, trafikte insanların birbirine olan saygısızlığı. Apartmanda komşuların birbirine olan saygısızlığı. Yaptığınız ticarette yapmış olduğunuz Ali Cengiz oyunlarından dolayı göstermiş olduğunuz saygısızlıklar. Dışarıda geç saatlerde bağırtılan motorlar, arabalar. Sırf kurallara uyuyorlar diye kurallara uyan insanlara karşı yapılan saygısız tutumlar, tavırlar. Başkalarının haklarına yapılan saygısızlıklar, sıraların önüne geçmeler, kaynamalar, binlerce saygısızlık yazabilirim, çeşitlendirebilirim. Peki siz başınızdan geçen en büyük saygısızlıkları veya çevrenizde gözlemlemiş olduğunuz saygısızlıklar neler? Aşağı yorum kısmına yaza durun, biz bir sonrakine geçelim. Samimiyiz, sıcakkanlıyız değil mi? İnsanlara hızlı güveniyoruz diye bu güvenin sömürülmesi ve suistimal edilmesi. Sanırım hepimiz hayatımızda bir kere de olsun böyle bir şeyi yaşamışızdır. Birçoğunuzun hemen hemfikir olabileceği bir neden olabilir bu. Türkiye'de dünyaya yaşamak için değil, çalışmak için gelmek. Haftanın 6 günü çalışmak. Her gün geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalmak. Haftada bir gün izin kullanmak ve o izin gününde ne yapacağını şaşırmak. Uyumak mı, ailenle vakit geçirmek mi, çıkıp bir yerlerde sosyalleşmek mi? Yıllık izinler. Hiçbir zaman tatile çıkamamak. Çalıştığın yerden hakkını alamamak. Onlarca sebep sayabiliriz değil mi? Ama dışarıya baktığımız zaman ya bu insanlar ne kadar güzel tatile çıkabiliyorlar. Bu insanlar hayatlarını yaşıyorlar değil mi? Bir sürü sebep sayabiliriz. İşte bu yüzden başkalarına imrenmek ve kendimizde bunu kabullenip bir türlü hayata geçirememek. Bu gerçekle yüzleşememek. Bir diğer konu benim de şahsen karşılaşmış olduğum bir durum. Üzerinde Türk malı yazan, Made in Turkey yazan meyve sebze veya herhangi bir şeyin yurt dışından daha ucuza temin edebilmek. Burada üretilen bir ürünü yurt dışında burada alabileceğin paradan daha ucuza satın almaktan bahsediyorum. Aynen öyle. Türkiye'de çok klişeleşmiş bir laf var. Kurallar niçin konulur? Çiğnenmek için. Kurallar çiğnenmek için konulurmuşçasına iplememek, saygısızlık etmek. Yine saygısızlık kelimesine bir nebze değiniyor bu ama tamamen başlı başına bir konu bu. Kurallar niçin konuluyor? Neden biz bu toplumda kurallar çerçevesinde yaşamak zorundayız? Madem böyle bir şey varsa neden bunlara uymuyoruz? Bunları denetleyen kurumlar neden bu kurallara uymayanlara sıkı ve sert yaptırımlarda bulunmuyorlar? Çok büyük bir soru işareti bu. Evet, en güzelini en sona sakladım diyebilirim. Eğitim.
aslında saymış olduğum 11 tane nedenin ana temeli. Kişisel gelişimimize ne kadar önem gösteriyoruz? Ne kadar eğitimliyiz? Ne kadar eğitimli olduğumuzu düşünüyoruz? Dışarıda, aile içerisinde ne kadar eğitimli davranıyoruz? Kaç tane kitap okuduk? Öğrenmeye aç mıyız? Aslında biraz da kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Tüm bu saymış olduğum hoşnutsuzlukların ana temeli eğitimse önce kendimizden, eğitimden başlamamız gerekir diye düşünüyorum. Bütün bunları eklemek istedikleriniz olursa aşağıda yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki bu yapmış olduğum videonun amacı bazı şeyleri karalamak veya aşağılamak değil, aksine kafa yorup farkındalık oluşturmak. Tam tersine Türkiye'de yaşamak için saydığım nedenleri de buradaki videodan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baby, hit it.